Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Avukat Serkan Bayram bizlerle. Sayın Bayram, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz. Tekrardan milletvekili seçilmenizi de tebrik ederiz. Sağ olun, öncelikle. Var olun. Rabbim utandırmasın inşallah. Hepimiz inşallah. 14 Mayıs'ta yoğun bir milletvekili seçimlerinden sonra şimdi de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için çalışmalar ne durumda? Tabii son iki gün sahada arkadaşlarımız, teşkilatımız gece gündüz koşturuyor. İkinci tur seçimlerimiz için Allah'ın izniyle, milletimizin de desteğiyle o gün güzel bir zaferle bu süreci taşlandıracağımızı düşünüyorum. Yoğun tempoda geçti tabii. Yaklaşık 45 gündür sahadayız. Durdurak demeden vatandaşlarımıza hemhal olarak, sorunlara dinleyerek, çözümlerini üreterek, projelerimizi anlatarak Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye yüzyılına bismillah diyoruz. Peki sizin gördüğünüz kadarıyla bir rehavet var mı, yoksa daha bir coşkulu mu katılım olacak? Tabii ki katılım oranı yüksek olacağını düşünüyorum. Hı hı. Yurt dışı oyları da kullanıldı. İlk turdan daha fazla katılım oldu. Evet, i̇nsanlar, ikinci rekoru kırdı. Tabii insanlar sandığa koşa koşa geliyor. Katılım ciddi olacak. Hı hı. Peki Sayın Bayram, siz bizim için ayrıcalıklı bir isimsiniz. Yaşadığınız, işte çocukluğunuzda yaşadığınız buğday tanesi artık bilmeyen, izlemeyenler kalmadı diye evet. Düşünüyorum. Ama yine de biraz bahsetmek istersem, henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangın sonucu evet. Vücudunuzda büyük bir yanık meydana geldi. Ve bunun sonrasında büyük bir çabayla bugünlere geldiniz. Ve sizin daha önce söylemiş olduğunuz bir söylem vardı. Türkiye 100 yılına yakışan evet. Engelliler Bakanlığı'dır diye. Tabii Buğday Tanesi kitabımızda yayın evlerinde İngilizce ve Türkçe olarak yine Buğday Tanesi filmimiz çok büyük ilgi gördü. Sinemalarda şu anda da 15 Haziran itibaren Netflix'te yayınlanıyor. Ödül törenlerine davet ediyorlar yurt içi ve yurt dışı. 7-10 Haziran Paris'te olacağız. 14 Haziran'da Frankfurt'ta olacağız inşallah. Buğday tanesi, bir tanesi, milyonların sesi, milyonların hikayesi. 10 milyon engellimiz var. Ailesiyle beraber 40 milyon ciddi bir kesim. Hı hı. Direkt etkileniyor. Onlara umut oldu. Engelli olmayan ailelere bir empati olan bir film. Türk siyaset ve sinema tarihinde bir ilk olan film. 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. 1 milyona yakın kişi engelli kaldı. Onlar için de birer umut olmuştur. Ve engelinden dolayı kimse geri kalmamalı. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir dünya. Önümüzdeki hafta inşallah hakim savcı mülakatları açıklanıyor. Aramızda engelli hakimleri göreceğiz. Onlarla beraber basın toplantısı yapacağız. Yine engelli vali olsun, büyükelçi olsun, engelli bakan olsun, bakanlık olsun. Üst düzey kamuda da yönetimlerde engelli kardeşlerimizin yer alması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde son 20 yılda çok büyük bu alanda değişimler oldu. Her alanda olduğu gibi. Ve engelliler öğretmen oldu. Engelli bakım aylıkları, rehabilitasyon merkezleri, işte engelli memur sayımızda ciddi artış, kapasite atanan kardeşlerimiz, engelli işçilerimiz. Her tarafa dokunmaya çalıştık. Evet. Ve Allah'ın bize emanetidir. Engelli kardeşlerimiz dezavantajlı gruplardır. 2010 yılındaki anayasa referandumuyla da birlikte yaşlılarımıza, kadınlarımıza ve engellilerimize pozitif ayrımcılık getirdik. Neticede kimsenin yarının garantisi yok. İstanbul'da büyük bir deprem bölgesi, Türkiye'de deprem bölgesi. Rabbim yaşatmasın hiçbir zaman. Afatından ülkemizi, milletimizi, dünyamızı korusun. Ama her konuda hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl kentsel dönüşüm noktasında hızlı bir ivme yol kat ediyorsak, engelliler alanında da bu yapıyı güçlendirirsek daha hızlı yol alırız. Çünkü koordinasyonun sağlanması açısından önemli. Engelliler Genel Müdürlüğü, bakanlarımız hepsi büyük hizmetler etti. Ama artık Genel Müdürlük bu gömlek, bu elbise, bu vücuda dar geliyor. Bir engelli bakanlığı olması koordinasyonu ve hızlı süreç açısından önem arz ediyor. Engelli sporcuların sorunu spor bakanlığı, engelli öğretmenin sorunu milli eğitim bakanlığı.
ÖTV sorun var araçlarla ilgili. Hazine Bakanlığı işte. Sağlık raporuyla ilgili sorun var. Sağlık Bakanlığı bu koordinasyon sağlanması açısından önem arz ediyor. Ya bu şekilde bir formalize edilebilir ya da iklim değişikliği nasıl Çevre Bakanlığı eklendiyse engelli kelimesi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eklenerek öyle de bir engelliler daha çok öne çıkarabilecek bir bakanlık sürecinin Türkiye açısından büyük bir tek elden olması hizmete vesile olacağını ben düşünüyorum yani. Hı hı. Peki gördüğümüz kadarıyla bir Teknofest gençliği var. Ve gerçekten de hem çocuklarımızı bu anlamda çok fazla teşvik ediyor. Demek ki ülkemizde birçok şey üretilebiliyor. Hatta haberlerde de görüyoruz 5 yıl içinde Türkiye kendi uçaklarını yapma aşamasına gelecek. Peki özellikle engelliler için hani şu talepler var, bu talepler var diye sizin ekstra bir ARGE çalışması istediğiniz durumlar ben söz konusu mu? Ben bütün Türkiye'nin numaramı dağıtan bir vekilim. Geçmişte de, bugün de, yarın da. Yani tektir bu konuda da. 50 milyon üzerinde görüntüleme vardır. İnsanlar birebir ulaşır. Online hizmet veriyoruz. Hı hı. Tabii buradan gelen talepler, sahadan edindiğimiz talepler de baktığımız zaman engellilerin bu iş alanlarında daha çok yer alması gerekiyor. Yani normal çalışmada yapıyoruz engelli memur için ama onun dışında halk eğitimler, kaymakamlıklar ve valiliklerin düzenlemiş olduğu projeler var. Evet. Orada gelip o proje yerlerinde proje üretimi engelliler hem en azından evde atıl zor durumda kalmaktan kurtarıyor. Psikoloji dağıtıyor. Bir şeye faydalı olduğunu düşünüyor. O çok önemli. Bu tip projeler hızla Türkiye çapına yayılması gerekiyor. Yine engellilerimizin sporsal alanda, mesela bizim ampute takımımız biliyorsunuz, Tokyo'da dünya birincisi olduk. Hı hı. Bu çok önemli. Yani demek ki olunabiliyor, bunu gösterdiler. İşte santraçında, diğer spor alanlarında yüzmede başarılı olan engelli kardeşlerim oldu. Hayatın her alanında zaten bunu gerçekleştiriyorlar. Proje bazında yaygınlaştırırsak, yani evde kaldıkça hem geri gidiyor hem mutsuz oluyor. Hı hı. Onu mutluluğa taşıyacak alan dışarıda bir işle, bir şeyle meşgul olduğu zaman en azından psikolojisi rahatlıyor, düşünmüyor. Çünkü öbür türlü düşünebiliyor yani. Dört duvar insanı yorar. Üretkenliği artıyor. Tabii, kesinlikle. Peki şunu da sormak isterim. Yardımı seven bir milletiz ve bir işte kişiye tekerlekli sandalye lazım olduğu dediğinde herkes bir düşünüyor acaba ne yapabilirim diye. Bu konuda engelli olmayan insanlardan nasıl talepleriniz var? Ya ben şöyle bugüne kadar bilin üzerinde akül araç dağıttım. İhtiyaçlı kardeşlerimize. Hı hı. Tabii ki bir kısmını kendim, bir kısmını çevre, eş, dost vasıtasıyla. Bunu daha da çok yaygınlaşması gerekiyor. Hatta Aile Bakanımıza da bir önerim olmuştu. Bir havuz oluşturalım. Evet, evet. İş adamları, hayırlı iş adamları oraya bağışta bulunur. Ve engelli kardeşlerimiz de ihtiyaçlarda orayı arar. Bir telefon hattı oluşturur. Hı hı. Orayı arar. Oradan raporunu sunar. Arkadaşlar da, ilgilenen arkadaşlar da gönderirler. Çok daha hızlı yol alacağımızı düşündüm. Yani benim için güzel bir öneriydi. Bakanlığımıza. Biraz İnşallah. Suistimali açık bir konu çünkü. Ya tabii ama işte raporu olan, ihtiyaçlı olup araştırıp gönderirse evet, daha yerinde olacaktır. Mesela ben geçen Tayvan hükümetinden 5 milyon dolar hibe geldi. Bir görüşmemiz olmuştu sağ olsunlar, kırmadılar. Hı-hı. 5 milyon dolar Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizle kontağa geçirdim. Oranın ortez protez merkezi var diye. Orayla şimdi protokol yapılıyor. O gelen meblağı oraya aktarıyorlar ve neticede orada da deprem bölgesinde 1 milyon yakın engellimiz 11 ilimize onların ortez protezinin yapımına katkı sunacağız. Yani bu tip faaliyetlerimizi sürüyor tabii. Bu tip dediğiniz yani bir vesile olmak ne kadar öyle, çok önemli aslında öyle. Bakarsanız. Ya umut olmak, ben bir bina yapmaktansa hepsi önemli. Yol, köprü hepsi önemli ama umudu vermek çok kolay değil. Evet. Yani diğerleri maddi boyutta yapabilirsin ama umut çok farklı. Şimdi bu dönem engelli kardeşlerimizin milletvekili sürecine çok büyük rağbet oldu, başvurusu oldu. Sebebi de buğday tanesi. Televizyonlara çıkınca 50'ye yakın kanala çıktık.
gördüler işte milletvekili, bir kardeşim arıyor. Serkan abi ben 17 yaşındayım. Bacağım 3 santim kısa. Vekil olmayı hayal ettim. Sizi gördüm. Serkan abi beni vekil yapar mısın? Ne kadar güzel. Şimdi bu çok farklı bir tablo. Dün bir eve gittim. Çocuğun, kız çocuğu yüzünde bir takım sıkıntıları var. Toplumunda çıkamıyormuş. Filmi izledikten sonra annesi anlattı. Dedi, çok rahatladı dedi. Evet. Ya bu çok önemli. Yani bunu karşına gördüğü zaman demek ki oluyormuş, ediyormuş. Ve aileler de rahatlıyor. Veliler evet. de, vasiler de rahatlıyor. Çünkü evlatları mutlu olduğu zaman onlar da mutlu oluyorlar. Kesinlikle. Bu zaten daha önceden de sizin belirtmiş olduğunuz açıklamalarda var. Hep söylüyorsunuz da bu partiler üstü bir durum Tabii. diye. Tabii. Engelliler Türkiye İttifakı'dır. Ve bütün herkes destek olmuştur. 2005 yılındaki engeller yasasında bütün vekillerimiz mecliste desteğiyle çıkmıştı. O zaman Lokman Bey, Gürsoy Bey destekleriyle vekillerimizin. Ben hepsine teşekkür ederim emeği geçen. Yine hakim olamadık işte yasa değişti. Hakimlik yasasına yine bütün partilerin desteğiyle çıkmıştır. İlk defa bu seçimde görme engelli kardeşlerim şablonla kendi iradelerini oylarını kullanabildiler. Evet, eskiden vefakatçiyle kullanma zorunluluğu vardı. Tek başına kullanamıyordu. İnsan oranına aykırıydı. Bu seçimde şablon sistemi getirdik. Kanun düzenleme yaptık. Ve sandıklarda şablonu alıp kendi başına kullanabildiler. İnşallah yetişemedi. Yetişince de bir dahaki seçime Beril alfabesiyle de görme engelli kardeşlerimiz oyunu çok daha rahat kullanacak. Şu anki şablonda alfabe yok. Şimdi onu ekleteceğiz. Daha rahat kullanacaklar. Biz 14 Mayıs'ta şunları da gördük. Böyle evlerinden alınıp evet, bir takım oy kullanmaya gidenler. 28 Mayıs'ta da yine aynı şekilde göreceğiz. Aynı şekilde tabii engelli o kardeşini taşıyarak oylarını kullanacağız. Kim yatalak durumda olanları daha önceden bildirdikleri zaman muhtarlıklarımıza sandık ayağına gidiyor onların da. Belki bilmeyenler de bu vesileyle de öğrenmiş olurlar. Tabii o seçim sürecindeki askı süreçlerinde muhtarlıklarımıza bildirdiğimiz zaman ben oyumu kullanamıyorum, gelip gitmem zordur, yatarak durumdayım. Onlarla ilgili sandık eve getiriyoruz. Peki çok değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isterim. Ben teşekkür ediyorum. Yere düştüğünde değil vazgeçtiğinde kaybedersin. Ellerimle tutamadığımı gönlümle, kalbimle tuttum ve asla hiçbir zaman bırakmadım. Mücadeleye devam. İnşallah Türkiye 100 yılı ülkemiz için, milletimiz için hayırlar getireceğini düşünüyorum. Ve bu seçimlerimizde ülkemize, milletimize umut olması dileğiyle diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de son olarak şunu eklemek isterim ki hepimiz birer engelli adayız. Kesinlikle. O yüzden hepimiz için bu haklar, bu mücadele hepimiz için aslında. Sadece bir kişiyi değil bütün ailesini etkilediği için hepimiz lütfen daha çok özen gösterelim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Samimi Analiz programında bugünkü konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram'dı. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.